Sevgili izleyiciler, şimdi de sırada psikolog Özden Bayraktar'la yapmış olduğumuz çok özel bir konu geliyor. Kumar konusunu işliyoruz bu hafta. İşte kumarın bir alışkanlık olmasının sebepleri ve kumardan kurtulmanın yolları. Psikolog Özden Bayraktar bu hafta kumar alışkanlığının sebeplerini ve çözüm yollarını anlatıyor. Efendim merhaba, her hafta olduğu gibi bu hafta da yine psikolog Özden Bayraktar'la birlikteyiz. Öncelikle Özden Hanım merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz. Efendim bu hafta psikoloji bölümünde kumarı işleyeceğiz. Kumar üzerine konuşacağız. Kumar adına neler söyleyebilirsiniz? Kumar bir hastalık mıdır? Hastalıksa ne tip bir hastalıktır? Bunun üzerine neler söylersiniz? Şimdi kumarı tabii ki bir oyun olarak, sadece oyun olarak görüp oyun çerçevesi içinde oynuyor olmak ve onunla vakit geçiriyor olmak da sağlıksız hiçbir şey yok. Ancak kumarı biz davranışsal bir bağımlılık noktasında gördüğümüz zaman, yani patolojik noktaya geldiği zaman kişi kendini kumara oynamaktan alıkoyamıyor. Ve bu noktada da, yani kontrol edilemez bir hale geldiği zaman kumar oyunu, işte biz o zaman bir sorun olarak bunu görebiliyoruz. Peki Özden Hanım, biraz daha lokalleştirecek olursak İngiltere'de ya da Londra'da Türkçe konuşan toplum üzerine yapılan herhangi bir araştırma var mı? Bu konuda araştırmalar var. Bu konuda özellikle ülkelerdeki azınlık gruplarının içinde ve açıkçası daha düşük sosyoekonomik düzeydeki azınlık gruplarının içinde kumar bağımlılığının fazla olduğu görülmüş. Özden Hanım, kumarı davranışsal bir bağımlılık olarak tanımladınız. Bunun altını biraz daha çizebilir misiniz lütfen? Davranışsal bağımlılık noktasında kişi bağlandığı olaya ya da bağlandığı davranışa sürekli gönülden bağlanır. Yani bir şekilde kendini alıkoyamaz. Sürekli olarak bunu düşünür. Şimdi kumar oyununu düşünecek olursak da kişi sürekli olarak kumar oynamayı düşünür örneğin. Aklı sürekli ne zaman gideceğine göre kendini planlar. Aklı sürekli oradadır ve kumar oynayamadığı zaman özellikle kendini çok gergin ve öfkeli hisseder. Burada gördüğümüz şey, amaç hiçbir zaman açıkçası para kazanmak değildir. Kişi para kazanmayı önemsemez. Burada yaşadığı, oynadığı andaki heyecanı önemser. Dolayısıyla da daha çok oynar, daha çok vakit geçirir, daha çok para yatırır. Ama hiçbir zaman amaç para kazanmak ya da bu anlamda bir kazanç elde etmek değildir. Daha çok vakit geçirmeye başlar, daha çok aklını kurcalar kumar oyunu ve bu şekilde iyice kişi işin içine girer. Fakat en çok önemsememiz gereken şey özellikle olumsuz duygulardan kaçma amaçlı bu bağımlılık gelişiyor. Yani bir her hayatlarında sıkıldıkları bir nokta olan, çözmeleri gereken bir problem olan ama bunu direkt olarak çözmeye yönelmeden kendilerini kumara adayıp, hani çözmeleri gereken problemi odaklanmadan kumar oynamaya odaklanabiliyor kişiler. Dolayısıyla da bir kısır döngüne giriyorlar ve problem daha da gittikçe büyüyor. Evet, gerek dünyada gerekse İngiltere'de ve biraz daha lokalleştirirsek Londra'da özellikle Türkçe konuşan toplumlarda bu maalesef yaygın bir rahatsızlık. Çözüm adına önerileriniz neler olacak? Çözümü konuşmadan önce aslında şunu da söylemek istiyorum. Dediğiniz gibi fazlasıyla yoğunlukta görünüyor ve araştırmalar bize gösteriyor ki erkeklerde bu bağımlılık daha fazla görülüyor. Özellikle erkekler ergenlik döneminde buna başlıyorlar ve bu bağımlılığı devam ettirebiliyorlar. Kadınlara baktığımız zaman da kadınların oranında özellikle geç yaşta. Yani erkekler genç yaşta, kadınlar geç yaşta başlıyorlar kumara. Evet, bu konuda tedavi olarak ne yapmamız gerektiği sorduğunuzda da elbette öncelikle bir uzmana yardım
uzmandan yardım almaları gerektiğini görüyoruz. Bu konuda özellikle bireysel davranışsal terapinin faydalı olduğu araştırmalar bize gösteriyor. Onun haricinde psikodinamik terapiler de sebebini bulmaya yakın. Yani sebebini bulma amaçlı daha doğrusu. Neden bu kişi kumara eğilimli? Neden sürekli kumara oynamak istiyor? Gibi sebebini araştıracak terapi teknikleri de çok faydalı oluyor. Bunun dışında kişiyi olumlu başka etkinliklere çekmek gerekli. Ama ailelerinin burada en önemli yapmaları gereken şey doğru uzmana kanalize etmek ya da doğru yöntemlere başvurmak olabiliyor. Çok teşekkür ederim ama son olarak biliyorum ki 15 Aralık'ta sizin düzenlemiş olduğunuz bir organizasyon var. İzleyicilerimize bu organizasyon hakkında biraz bilgi verebilir misiniz lütfen? 15 Aralık'ta burada benimle beraber Doktor Nurhan Geçgil ile beraber bir grup çalışması, bir sohbet toplantısı gerçekleştirmeyi hedefledik. Buradaki amacımız bireysel gelişim. Açıkçası günlük hayatımızda bize yardımcı olabilecek ipuçlarını katılanlarla paylaşmak istiyoruz. İlk amacımız bu. Burada tabii ki en önemli başka bir amacımız bir destek grubu oluşturmak kendimiz için. Ve özellikle gün içinde daha az stresli nasıl olabiliriz? Daha huzurlu ve daha rahat günlerimizi nasıl geçirebiliriz? Nasıl daha çok içsel dengemize kavuşabiliriz? Gibi konuları ele alacağız. Bu konuyla ilgili bana ulaşmak isteyenler e-mail adresimden, aşağıda geçen e-mail adresimden ve telefonumdan bana ulaşabilirler. Bunun haricinde web site'ımdan da bana ulaşabilirler. Bu şekilde duyurularını yapacağız ama şimdiden buradan sizin aracılığınızı da söylemek istiyorum. Bu çalışmalarımıza, bu tip çalışmalarımız ileride de olacak çünkü. Ama ilki 15 Aralık'ta herkesi bekliyorum. Haftaya Özden Bayraktar'la yeni bir konuda sizlerin karşısında olacağız.